Dünya literatüründe bütün her yeri araştırdım. Bugün adam bir dönem milletvekilliği yapıyor. Oh gelsin ağam gitsin paşam. Bu kadar hırsız, bu kadar alçak bir hükümet görmedim ben. Hadi oradan. Abi sen ne içiyorsun ya? Bana da versene abi o işinden. Ne içtiğini oğlum? Allah aşkına. Ya. Benim, ha. Bakın burada linç olduğu müddetçe susulsun. Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yoksullukla mücadelede dünya birincisi sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya yoksullukla mücadelede dünya birincisiyiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Doğrudur, katılıyorum ama ne derece mücadele ediliyor? Daha halen yoksulluk devam ediyor. Yani bu mücadeleyi ne şekilde sürdürüyorlar? Bir böyle şey yapamadık. Evet. Dünya birincisiymişiz. Evet. Evet. Neredeyse bu Afrika ülkelerine benzeyeceğiz bir 5 sene sonra. Fatma Betül Sayan Kaya biliyorsunuz tüm ailesi devlet evet. kurumlarında kendisinin. Evet. 60 bin kişiye maaş veriyor biliyor musunuz o? Evet. Şey maaşı, sakat maaşı veriyor. Neyse. Sizce tamam. Efendim? Tamam. Doğru. Yoksullukla mücadelede dünya birincisi mi? Doğru, gerçekten doğruyuz. Çünkü şu anda yani real rakamlar çok çarpıtıcı. Yani Türkiye'deki olan real rakamlar çok çarpıtıcı. Niye başka ülkede bizim ürünlerimiz daha uygun satılıyor da bu ülkede çok pahalı satıyor? 1'e 3'e, 1'e 4'e, 1'e 5'e. Türkiye'de yoksulluk sınırı kaç TL biliyor musun? Yani atıyorlar işte yok 2000 lira yok 1500 lira falan. Yoksulluk. Ya şimdi yani kardeşim yoksulluk sınırı bana bakarsan 2,5-3 milyar. Ama adam 1000 lira maaş alan insanlar var ya. Yani 2 tane 3 tane çocuğuna bakıp da dershanesinin parasını, çocuğunun çocuğunun parasını ödemeyen insanlar var bu memlekette. Yani çocuk oyuncağı gibi 50 lira, 40 lira, 30 lira, 70 lira emekli zamı veriyorlar ya. Yani böyle bu kadar gülünç olmamalı yani. Sen şimdi 70-80 lira para veriyorsun, tak hemen 2 gün sonra langırt bir şeye zam. Ne oldu kardeşim? Elektriğe zam, suya şu kadar zam, bu kadar zam. Bu alışkanlık haline geldi bu iş ya. Bugün İran'da biliyorsunuz adamlara her hafta bilmem litre bazında, aile bazında kaç tane çocuğu varsa aylık diyelim ki atıyorum mesela 150-200-300 litre devlet mazot benzin yardımı yapıyor. Evet. Buna 750 kuruş mu 250 kuruş mu nedir 25 kuruş. Bir zam yaptılar. Ülkede insanlar öldü ya. Ülkede insanlar öldü ya. Bugün ülkede ya zaten biz şey olmuş 6 lira diyelim ki mazot. Yarın bir gün 10 lira olsun. Bak 10 lira olsun, mazot 10 lira olsun, memleketin durumu pozisyonu aynı. Yürüyen insan gene aynı kardeşim. Tepki yok. Tepki yok. Olmaz böyle şey. Bak ben kendim alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum. Bugün gidin bir tekel bayine. Adam hep koymuş 3 tane 70'lik rakıyı abi bir aydan beri bekliyor. Kardeşim satma. Benim arkadaşım Şili'de, bak Şili'de Efe rakıyı 70 liralık Efe rakıyı 30 liraya aldı ya. Şili'de, Güney Amerika'da gibi bir yerde ya ben tamam anladım. Sen sat. %84'ü vergi. Kesinlikle. Bak ben sana ne diyorum? Şili'de bugün gidin bir Efe'nin yediği yaş üzüm rakısını sorun 70'lik kaç lira? Bak ben alkol için konuşmuyorum. Ben alkol sigara kullanmıyorum. Yani sigara kullanmıyorum. Alkol kullanmıyorum. Olmaz bu ya. Zengin mi içecek kardeşim bu 70'lik? Diyanet İşleri açıklama yaptı. Dedi ki Cuma hutbesinde isyan etmeyeceksiniz dedi. Fakirlik, açlık dedi. Alın yazısıdır dedi. Ne diyaneti kardeşim ya? Elin memleketlerinde var gayet. Ya din kardeşim münferit işi diye. Din işini mütevazı insanlar yönetir ya. Diyanet Başkanlığı neymiş kardeşim? Ona ver 5 milyar, buna ver 5 milyar. Hangi camiye gidersen git. Şuna yardım, buna yardım. Bırakın ha bu işi ya. Ben bak bunu böyle dediğim zaman adam arkada akabinde dönüyor, dönüşüyor, söylüyor ki ha bu adam tamam atayız. Değil kardeşim. Ne alaka var ya? Ne alaka var? Bugün bak milletvekili, emekli ben araştırdım da konuştum. Bak bunu böyle söylüyorum. Bugün dünyadaki emekli olan bir milletvekili. Açtım Google'a. Kardeşim bu Amerika'da 2 dönem 1 dönem milletvekili adam ne alıyor? Tamam mı? Standart yolda yürüyen vatandaşla aynı parayı alıyor. Emekli maaşını alıyor. Gerçek bir şey. Yani 12.000 TL. Ya sen işte bak ben sana ne diyorum? Dünya literatüründe bütün her yeri araştırdım. Bugün adam bir dönem milletvekilliği yapıyor. Oh gelsin ağam gitsin paşam. İyi yönetilmiyoruz kardeşim. Bedava, iyi yönetilmiyoruz. İyi yönetilsek böyle bir şey yok. Yani çarpık bir eşitsizlik bir sistem var. Rakamlar olmaz böyle bir şey. Olmaz. Kardeşim Marlboro sigarası yasak. Yasakla kardeşim. Sattırma. Hepsini yasakla. Sattırma. 50 liraya 30 liraya satmanın bir anlamı yok. Hayır zengin mi içecek? Ben niye içmiyorum? Yani rakıyı zengin mi içecek? Yani ben niye içmiyorum? Çok teşekkürler. Yani. Hadi. Zaten Türkiye bitirdiler ya. Daha bir şey yok. İnşaat kapattı. Yoksullukla mücadelede dünya birincisiymişiz. Ne? Yoksullukta birincidir. Doğrudur. Hayır mücadelede. Ne mücadele olacak? Türkiye'den ne kaldı ki mücadele edecek? Türkiye'de bir şey kalmadı ki. Evet. Ha ben işçiyim bak. İş yok. Ben 10 gündür iş arıyorum. Hani iş? Yaş kaç? Yaş 41. 41 mi? Ha. Yalanlarına yapayım. Neresi senin işin? Ya sen de dur be. Hey 41'i niye o zaman tıraştan muhabbet yapıyorsun? Yaşın geçmiş gitmiş emeklisin. İş bulamıyorum diye. Ne emeklisi? 100 milyon maaş alıyor. 100 milyon. Bu memleket. Maaş alamadılar. Astı kuyruklarına geberdiler. Her şey oldu. Ne zaman? Hadi canım saçmalama. Ne zaman? Ulan yolsuzluğun, hırsızlığın bu kadarı görülmedi bu memlekette senelerce. 90'ı da gördüm, 80'i de gördüm. Bu kadar hırsız, bu kadar alçak bir hükümet görmedim ben. Hadi oradan. Ne zaman alamadınız abi maaşınızı? Nasıl ne zaman alamadın? Bundan yıl? Dön abi 25 sene evvelsine, 20 sene evvelsine, 15 sene evvelsine. Bu sokaklarda çöp toplayamadılar mı? Neyi doğru söylemiyorsun? Neyi bitti be? Bittin diye rahatsın. Abi sen ne içiyorsun ya? Bana da versene abi o işinden. Ne içtiğini Allah aşkına. Bana da versene sen. Yoksullukla mücadelede dünya birincisiymişiz. Kim onu? Fatma Betül Sayan Kaya dedi AK Parti Genel Başkanı. Kim o? Ya işine baksın abi ya bak. Kaç para var cebinizde? Ha? Var mı 1000 lirası olan cebinde? Var mı 1000 lirası olan şu an cebinde? Ha? Var. Bak. Al işte. Yok 4 bin lira var. Saraya gelince var. Saraya gelince var. Saraya gelince var. Bu ülke kalkınmamıştır artık. Size soralım efendim. Buyurun. Dünyada yoksullukla mücadelede dünya birincisiymişiz. Ne düşünüyorsunuz? Bu konuda görüş belirteyim. Veri istatistik nereden en başta? Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Tamam şöyle ifade edeyim. Yoksullukta en fazla mücadele eden. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'yi savaşla, ekonomik yaptırımlarla sıkıştırmaya çalışıyorlar. Aşikar mı? Aşikar. Donald Trump'ın kendisi açıklama yaptı mı? Türkiye'yi sıkıştıracağız diye. Politika yapmayalım. Siyaset değil sadece ekonomik veri olarak konuşalım. Siz müdahale etmeyelim. Sizden sonra ben de konuşun. Şimdi Donald Trump Türkiye'yi ekonomik yaptırıp ilan etti. Söyledi. Türkiye kimle mücadele ediyor? Kendi sınırlarını korumak için Suriye'ye asker gönderdi. Nitekim sınırı temizledi. Bugün detaya girmeyelim. Biraz sonra görüşeceğim. Türkiye Hatay'dan Mardin'e kadar sınırlarının muhafazası için Suriye'ye asker gönderdi. O sınırlardan Türkiye'ye ne atılıyordu? En sonki harekatta 864 tane havan mermisi attılar. Ne yaptı? İlhak etti Türkiye oraları. Oralardan artık DAEŞ'ten, PKK'dan, YPG'den füze gelmiyor. Ama bunların bir bedeli var. Asker için masraf yapıyor devlet. Bir yandan asker için masraf yap. Bir yandan oraya giden personel için ödeme yap. Bir yandan, bir dakika abi, bir yandan şehit olan vatandaşların ailesine ödeme yap. Ondan sonra ümmetin muhacir ensar babında oralardan kovulan veya beyi öldürülmüş, kocası öldürülmüş veya silahsız müdahale etmeyelim abi. Sadece konuşuyorum. Altta kalan azizsin ya. Anladın mı? Oralardan buraya yerleşik kardeşlerimize bakıyoruz. Bir yandan onlara bak. Böyle olacaksa röportaj yapmayalım. Ben konuşamıyorum. Bakın burada linç olduğu müddetçe susulsun. Abi bir saniye. Abimiz konuşsun sonra abimiz konuşsun. İlana gitmesi lazım. Abimiz konuşsun. Siz de konuşun. Siz de konuşun. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Tamam abiciğim. Evet. Konuşun vatandaşı. Müsaade edin. Ya konuştuklarında bir tane yalan kelime olursa müdahale etsinler veya sen röportajı kes. Amenna. Şimdi devlet bu Suriye olaylarına müdahale etti. Oradan ülkemize yapılan saldırıları çekti. Bunun bir bedeli var. Bunun dışında sosyal yardımlar ihtiyaç sahiplerine devam ediyor mu? Belediyeler tarafından veya devlet veya vakıflar tarafından ihtiyaç sahibi kadın, yaşlıların evlerine yemek geliyor mu? En evvela Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bile bunu öğrenebiliriz. İhtiyaç sahiplerine sabah veya akşam üzere 2 yere dağıtılıyor. Hasta bakımına doktor gönderiliyor. Maaşını çekemeyene devlet adam gönderiyor, maaşını yapıyor. Bu kadar rahatlık varken yoksullukla mücadele tabii ki yapılıyor. Gülmeye devam edelim. Yani hakikatler var ortada. Evet. Bir dakika, nerede ölen insan var? Yok mu? Açlıktan ölen bir insan. En başta susalım. Maaşına el kondu. Tamam mı? Açlıkta öldü. Bunu Cumhurbaşkanı... Emekli maaşına el koyma yasada yok biliyorsunuz. Abi senin dediğin maaşı Suriyelilere yatırıyorlar yalnız ha. Senin dediğin maaşı sadece Suriyelilere... Buradaki arkadaşlarıma selam ederim. Gerek yok. Sağ olun. Gitme. Kaç para maaş alıyorsun? Bir saniye. Ben muhasebeciyim. Ne olursa olsun. Evet. Şu anda bu ülkede evet. İmamların maaşı 5,5 milyar lira, öğretmenlerin maaşı 3 milyar 250 lira. Bu ülke kalkındı mı diyordan diyorum. Bugün öğretmenler günü. İmamın resmi maaşı 3850 liradır abi. Kardeşim onu. Bu şekilde bir saniye beni konuşturursan olmaz. Öğretiyor, ondan para alıyor. Buyur abi. Peki burada intihar eden o çok aile var. O bolluktan mı intihar etti yoksa fakirlikten? Burada intihar eden aile Büyükşehir Belediyesi'ne 450 bin lira işe alınması için para vermiş. Muhatap susar mısın? Muhatap bulunmadığı için intihar ediyor. Sorgulamak istersen Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesine gir, sorgula kardeş. Niye öldürüyorlar abi o zaman? Kim öldürüyorlar abi? Kendilerini niye öldürüyorlar yani? Pardon. Siyanürü İçişleri Bakanlığı'ndan gelip de bu aileye vermediler. Ya ben zaten İçişleri Bakanlığı'ndan geldi tamam, demiyorum ki. Kapatalım, saçma konuşuyoruz. Görüşürüz. Her şey saçma. Size gelmesin. Buyur abi sen konuş. Asgari ücret kaç lira kardeşim? Ben size soruyu sorayım. Tamam. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı tamam. Fatma Betül Sayan Kaya evet, dedi ki evet. Yoksullukla mücadelede evet. Dünya birincisiyiz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yoksullukla? Mücadelede dünya birincisiyiz. O nasıl bir şey ya? Millet acından ölüyor, nasıl yoksullukla? Asgari ücret 2 milyar 20 milyon ya bu ülkede. Ev kirası kaç lira? Bir sormayayım. 8 milyon oturuyorum aylık ya. Yoksulluk sınırı Türkiye'de 5000 TL zaten. Acımızdan ölüyor demiyorlar da yoksulluk sınırı ne 5 milyonu? Benim elime 5 milyon para mı geçiyor? Hayır, Türkiye'de yoksulluk sınırı 5000 TL. Evet. Doğru. Kendiler için sıkıntı yok. Suriyeliye veriyor, kendiler alıyor. Cumhurbaşkanının bir harcamasına kadar bir sorgulayın bakalım. 31 yıl 7 ay ben bir sorgulayın. 2000 lira alıyorum. 31 yıl 7 ay yatırmışım. Bak iyi dinle. Emekli olmuşum. 1900 lira alıyorum. Ben bankamatikten para çekerken arkamdan Suriyeli gelip 1300 lira çekiyor. Bu adalet mi ya? Neyin Türkiye'sindeyiz biz kardeşim? Neyin Türkiye'sindeyiz? Baksana şu insanlara. Bir tanesi halinden memnun mu? Bir tanesi desin ben halimden memnunum diye. İş bulamıyoruz. Ya nasıl iş bulacak abi? Bak kardeşim bak. Ben 40 yıllık esnafım bak. Yanımda çalışan adam 2,5-3 milyar maaş alıyor. SSK'sını yatırıyorum, bana 5000 liraya mal oluyor. 4 tane eleman 20 bin lira. Hadi gel çıkar bakalım sen 20 bin lirayı. Aynen öyle abi. Topla devlete ver. Benim bak o gün başıma gelen bir şey anlatayım. Ben 13 Temmuz'da bir araç satmışım Antep'e. 13'ünde satıyorum noterden. 14'ünde gişelerden giderken 92 lira gişelerden geçiş parası yiyor. Benim haberim yok. Benim elimde noterlik kağıdım var. Ertesi günü benim bütün araçlarıma, bütün banka hesaplarıma 92 lira için haciz koyuyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu adalet mi kardeşim? Millet trilyonları götürüyor. Benim 92 lira borcum için bana haciz koyuyor hesaplarıma. Bu adalet değil kardeşim. Artık yeter, uyansınlar artık. Türkiye uyumuyor artık, tamam mı kardeşim? Bundan sonra da uyumayacak. Uyanacak Türkiye. Abisi şimdi önce bir zihinde bizim hesabımızı zihinde yapmamız lazım. Şimdi arkadaş 5 bin lira alıyor. Memnuniyet yok. Niye 7 almıyorum? 7 alan niye ben 10 almıyorum? Ha. Bir alan niye 2 almıyorum? Niye almıyorum? Ha, almayan da var. Ne yapacaksın? Ben hiçbir siyasi partinin şeyinde değilim. Bir ideolojim yok. Evet. Ha, ben bir vatandaş olarak konuşuyorum. Şimdi dünyanın bir şeyine bakalım. Dizaynına bakalım. Evet. Türkiye'ye bakalım. Seni Amerika oradan sıkıştırıyor. Oradan Rusya sıkıştırıyor. Komşuların hepsi cayır cayır yanıyor. İsrail de oradan başlamış. İran biliyorsunuz. Irak, hepsi Suriye biliyorsunuz. Köşeye biz sıkışmışız. Biz dışarıya bağımlı mıyız? Hayır. Dışarıya bağımlılığımız yok Allah'a şükür. Bizim sadece dürüst siyasetçilere, dürüst derken şu andaki iktidarı ben savunmuyorum. Ama diyorum ki ben 50 yaşına geldim. Evet. CHP'ye de oy verdim, MHP'ye de oy verdim, Doğru Yol'a da verdim, hepsine verdim. Ama ne diyorum şu anda? Görüyorum ben, dünyayı görüyorum. Sana gitmiş oradan bir S-400 almış Türkiye. Dünya niye bunu alıyorsun? Kardeşim senin Rusya'nı da almış. Kıbrıs Rum kesimini almış, Yunanistan'ı da almış. Buna niye kimse çıkartmıyor? Senin İsrail'in orada günlerdir tutmuş karılara şeyler sıra sıkı öldürüyor. Çıt çıkaran var mı? Kimse bunları düşünmüyor abi. Yani ideolojik olarak bunlara yaklaşmamak lazım. Ha, herkesin bir siyasi görüşü olabilir ama. Yoksullukla mücadele var mı ülkede? Abi şu anda yoksullukla bir mücadele ederken devlet elinden geleni yapıyor. Ben onu yanıyorum. Arkadaşım bir tanesi dedi ki acından ölen dedi bilmem ki. Şu devirde kimse acından ölmez abisi. Kimse acından ölmez. Ben engelliyim. Evet. Çalışıyorum. Emekli oldum. Çok şükür evimi de aldım. Ben ne yapayım? Ben köşeye çekileyim o zaman. Engelliyim ben. Bana ekmeğini su verin. Olmaz böyle. Ne yaptın? Ne yaptım? Ne iş yaptın mesela engellilikte? Çalıştım. Ne iş yaptın abi? Otelde çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Ha, göstereyim. Seni kim yönlendiriyor? Bir saniye. Abisi yönlendirme göre. Ama kim yönlendiriyor seni? Yani kimse yönlendiriyor. Yönlendiriyor. İşkur. İşkur. Ben bunları çok iyi biliyorum. Bak İşkur yönlendiriyor. Ve siz orada hiçbir iş yapmıyorsunuz. He? Hiçbir iş yapmıyorsunuz. Gel de bir gör ne iş yapılıyorsa. Sizi bir lojmana veriyoruz. Orada oturuyorsunuz. Ara sıra bazı yerleri formalite olarak süpürüyorsunuz. Süpürmüyoruz. Bak, ben şu an. Bak ben iş arıyorum, iş bulamıyorum. Niye bulamıyorum? Dışarıda kalıyorum. İş bulamıyorum. Her yeri gezdim. Gezmedim, hiçbir yer kalmadı. 60 kişi alacaklar, 6.000 kişi müracaat ediyor. Sen televizyonda görmüyor musun bunları? Şimdi sen gidiyorsun, 6.000 kişi müracaat ediyor, 6.000. Sen hiçbir şeyden alamıyor. Bugün çiftçi bir şey ekemiyor. Ektiği zaman boynunda kalıyor ve hiçbir şey, bir ürünü satamıyor. Satamıyor. Bir insan bir daireyi dikemiyor. Güzel abim sana. Kimde para var? Bir insan çalışmadığı zaman. İşsizliği görmezden gelme. Sen engellisin, sana iş vermişler. Gençliğin %20'si işsiz kıvranıyor, aç. Abi ben sana ne diyorum arkadaş? Ama dışa bağımlı değiliz dedin. Dışa bağımlıyız sonuna kadar. Ne yönden? Lan Güne Bakan'a bile Çin'den alıyoruz. Mercimeği nereden alıyorsun? Sonuçta ürettiğimiz bir şey var mı efendim? Abisi ben şu anda çiftçi değilim. Evet. Şu anda. Yok çiftçi değil, teknolojik sanayi. Şu anda senin ulaşmak istediğin pirinç, nohut, mercimek üretiyorsun ve üretmiyorsun. İstediğin zaman markete gidip alabiliyor musun? Tamam, biz mi üretiyoruz? Dediğimiz bu dışarıya bağımlı değiliz dediniz ya. Biz mi üretiyoruz? Ya ürettiğimiz de var. Yetiştirip dışarıdan alamadığımız da var. Ha, 4 dörtlük biz hepsini dışarıdan almıyoruz. Evet. Ürettiğimiz de var. Dışarıdan aldığımız da var. Sattığımız da var. Evet. İhracatlar. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Sağ olasın.